Selam. Ben geldim. Ne haber? Keyifler yerinde mi? Nasıl gidiyor? Ve artık sonuç olarak selam dostlarım. Batu Zaya burada ve sizlerle kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır sizlerle birlikte bir vlog çekmiyorduk. Dedim ki artık Batu Zaya'yı vlog vakti gelmiştir. Biliyorsunuz artık hayatımızda bir kavram var ve bu kavramın adı da yeni normal. Ben de çok fazla olmamak koşuluyla bazen dışarıya çıkıyorum. Ve artık dedim ki sizi de yanımda götüreyim. 3-5 kere çıktım. Ve artık sizi de yanımda götürmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Dışarıda telefonu tutarak yürümeyi unutmadıysam eğer vlog çekebilirim diye düşündüm aslında. Ve Zara'da bir hafta önce bir indirim vardı. Oradan da birkaç bir şey aldım. Onları denemeli olarak sizlere göstereceğim. Biraz yürüyeyim buralarda diyorum. Biraz showtime başlasın yani. Batu Zaya'yı seviyor böyle şeyler yapmayı biliyorsunuz. Şov yapmayı sever her zaman. Ve bu arada kitaplama düzenini değiştirdim. Bunu niye yaptığımı da söyleyeyim. Bazıları ters bir şekilde duruyor. Bazıları düz duruyor. Bu düz duranlar okuduklarım. Bu ters duranlar da okumadıklarım. Böyle hem güzel de görünüyor açıkçası ama hepsinin düz durması daha çok hoşuma gittiği için böyle durması beni daha çok motive eder diye düşündüm. Hani yeni bir kitaba geçeceğim de bunu alacağım atıyorum. Okuduğumda, bitirdiğimde ters çevireceğim. O şekilde kitaplığım tamamen bitmiş gibi gözükecek. Ve fark ettim ki kitaplığımda okumadığım bir sürü kitabım var. Çünkü ben bir ara hunharca sadece kitap alıyordum ve çok az da kitap okuyamıyordum. Bu yüzden dedim ki böyle bir şey yapmanın vakti geldi Batu Zaya'ya. O yüzden bu kitaplığımda dün gece öyle hızlıca bir düzenledim. Çok uzatmayayım bu kısmı. Şimdi sizleri koyacağım karşıma. Hep birlikte Zara kargolarını açacağız. Aşırı kaliteli bir aktivite bence. Böyle iki tane kargom var. Çok fazla bir şey almadım zaten. Yaklaşık değil, tam olarak 4 parça bir şey aldım. 2 gömlek, 1 triko, 1 de trench coat aldım. Açtım bu arada. Çünkü çok heyecanla beklediğim güzel ürünler vardı. Açtım, denedim. Ama sizlerle birlikte tekrar denemek istiyorum. İlk önce şöyle bir triko aldım. Önü bu şekilde, arkası da bu şekilde ve gördüğünüz üzere oversize bir şey. Bu limited edition bir üründü. Normalde fiyatı 300 liraydı ama ben yaklaşık %60-%70 bir indirime aldım. Bunları sepetime eklemiş bekliyordum zaten. Sadece bunda şöyle küçük bir sıkıntı var. Bakın şöyle, ufak bir iç gösterme problemi olabilir. Bakınız, beni görüyor musunuz? Bence görüyorsunuz. Böyle ufacık, minicik içimi göstermeye meyilli bir şey. Yani giydiğimde çok aman aman belli olmuyor ama yandan geçen, aa bunun içi görünüyormuş diye bir bakar. Evet dostlarım, başlıyoruz. İlk önce bunu giydim. Dediğim gibi o kadar fazla iç göstermiyormuş bence. Ve bana çok iyi oldu. Bu oversize'lığını çok beğendim. Hem de önünün ve arkasının bu şekilde farklı farklı olması bana iyi hissettirdi ve güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi şov vakti. İkinci olarak da bu gömleği aldım. Bu gömleğe ben aşık oldum. Görür görmez aşık oldum ve bu gömlek de limited edition bir ürün. Normalde 370 liraydı, ben 130 liraya aldım. Gerçekten muazzam bir indirimle aldım. Ama şunun en büyük sıkıntısı, bakın, bakın. İç göstermeye ant içmiş bir şekilde alışveriş yapmışım gerçekten. Mankenim içi o kadar görünmüyordu. Ben bir denedim, yelkenler, fora yani her şey. Apaçık bir şekilde tüm açıklığı ve seçikliğiyle görünüyordu. Yazın mesela beach'ten dönerken giyilebilir gibi düşündüm. Ya da kışın balıkçı yaka kazakların üstüne muazzam olur diye düşündüm. Zaten denerken bir fikir veririm sizlere de. Dostlarım, ilk gömleğimi de giydim böylece. Gördüğünüz gibi karşıdan gelenin bakacağı, yanından geçerken bakacağı ve ilerlediğinde dönüp tekrar bakacağı bir gömlek giydim. Özellikle yazlık yerlerde muazzam olacağını düşündüm açıkçası. Ve şimdi de yürüme vakti. Açık ara bu alışverişimin en favori ürününe geldik. Karşınızda bu gömlek. Bu da yine aynı seriden limited edition bir ürün. Bu şekilde oversize bir gömlek aldım. Bu aşırı güzel, hiçbir şekilde iç göstermiyor. Tamamen muhtelif yerlerimi kamufle ediyor. O yüzden beğendim.
aşırı güzel oldu. Deneyince de göreceksiniz, bana çok yakıştıracaksınız bence. İkinci gömleğimi de giydim ve dediğim gibi favori parçam bu oldu. Çünkü bakar mısınız ya, böyle güzel gömlek üretiliyor mu artık? Hem oversize, böyle bol olması, kolunun bu şekilde uzun olması çok hoşuma gitti. Hem de bu Küba yaka denilen olayı çok seviyorum. Bir önceki gömleğimde de onu görmüşsünüz. Biraz böyle gömle vintage bir hava katıyor açıkçası. Kocaman kutuya. Burada trench coat'um var. Bu alışverişimin bende aslında en fazla hayal kırıklığı yaratan ürün buydu. Ben bu trench coat'u geçen sene beğenmiştim ve şu an etikette de göreceğiniz gibi bu normalde 740 liralık bir trench coat ama ben bunu 300 liraya aldım. Ama bana bayağı bir bol geldi. Ben biliyorsunuz uzun ama mini minnacık cılız bir insan olduğum için bayağı bol oldu. Ben oversize'yi çok severim ama bu oversize'den biraz fazla mı değil mi bilmiyorum. Geri göndermekle göndermemek arasındayım. Şimdi siz de görünce zaten kararımızı birlikte veririz. Belki iade ederim, belki etmem. Bakalım hadi. Dostlarım, gördüğünüz gibi artık trench coat'umu da giydim. Bunun etiketini henüz çıkarmadım çünkü dediğim gibi emin değilim. Size de sormak istiyorum, sizce nasıl oldu? Ben hem kendime çok yakıştırdım çünkü böyle oversize şeyleri çok seviyorum ve biraz sonra göstereceğim gibi boyu dizimin bile aşağısına geliyor. Benim bu uzunluk bulamadığım bir şey. Çünkü boyum 1.91 olduğu için uzun ceket bulmakta çok zorlanıyorum ama genişliğine bakarsanız da bayağı bir geniş. Hani oversize'lığın üstüne de bir genişliği var. Ben böyle şeyler giymeyi açıkçası çok seviyorum. Kışında böyle altına kat kat giyinirsem güzel olabilir mi düşüncesi var aklımda ama bilmiyorum. Normalde beğendiğim trench coat'ların hepsi 1000-2000 lira arası. 300 liraya aldım ben bunu. Aşırı fark var. O yüzden bir karar aşamasında olacağız. Batuza'yı şimdilik bu kadar, şov yeter diyeceğim ben sizlere. Çünkü çok sıcak zaten, her şeyi bu kadar üstüme kat kat giydiğim için 45 derecede gördüğünüz gibi aşırı terledim şu an. Ama ben sizleri yarına, yani arkadaşlarımla dışarı çıkacağım güne göndereceğim. O zaman 3'ten geriye sayıyor muyuz? 3, 2, 1 ve yarın olsun. There's not much to do when all I can is thinking about you. İkinci günden günaydın dostlarım. Bugün saat 2'de uyandım. Niye bilmiyorum. 11'de uyanmıştım. Kahvaltımı yaptım. Sonra tekrar uyuma isteği istedim. Uyumak istedim yani. Ve o yüzden tekrar uyudum. Biraz önce gördüğünüz gibi dün gece bir tane kitap bitirmiştim. Onu not ettim. Ben okuduğum kitapları, izlediğim film ve dizileri yıl içinde bir sıraya sokup puan vererek notluyorum. Hem öyle daha motive oluyorum, daha çok izlemeliyim, daha çok okumalıyım oluyorum. Hem de bunu izlemiştim, bunu okumuştum, önerebilirim sizlere tarzında düşünüyorum. Mayıs'a kadar toplam 5 tane kitap okumuşum ama Haziran'da şu son bir hafta içinde 6 tane kitap okudum. 3 klasik okudum, 3 tane de bestseller okudum. O yüzden iyi gidiyorsun Batuza'yı. Tebrikler. Şuraya bir tane berjer koyduk evde. Fazlaydı sanırım. Odama getirdik ve şuraya bir tane de lambader koymak istiyorum. Şuraya da şöyle posterler falan asmak istiyorum tekrar. Yani anlayacağınız, kendime küçük bir okuma köşesi yapmak istiyorum. Zaten çalışma odam, kitap okuma odam burası. O yüzden orada tatlı güzel duracak diye düşündüm. Şimdi de birazdan arkadaşım ya da arkadaşlarımla, emin değilim, dışarı çıkacağız. Onun için küçük bir hazırlanacağım. Tabii ki yine sizlerle birlikte. Sizlere küçük bir bilgi aktaracağım hatta. Diş fırçasıyla alakalı, doğru diş fırçası nasıl seçmeliyiz? Dedim bu benim mesleğim artık, hani diş hekimi olacağım. Sizlere de ufak ufak koruyucu diş hekimliği adı altında böyle tatlı tatlı bilgiler vermek istedim vloglarımda. Daha sonra ufak bir cilt bakımı yaparız, oraları hızlı hızlı geçeriz. Sonra ne giyeceğimizi seçeriz. Ondan sonra da dışarı çıkarız, maskelerimize bürünüp. Hava zaten 37 derece, zılgıt zılgıt terliyorum. Burası Adana mı? Adana'da mı yaşıyorum, Aydın'da mı yaşıyorum gerçekten? Çok sıcak ya, hani uzuvlarınızı hareket ettirirken bile terliyorsunuz. Hani şunu yapıyorum ya şu an, terledim. Çok sıcak çünkü ya. Dışarı çıkacağım için mutluyum ama evde çok sıkıldım son birkaç günde. O yüzden
Haydi banyoya gidelim. Geldim dostlarım. Şu an ilk önce tabii ki dişlerimi fırçalayacağım ve sizlere o da bahsettiğim bilgileri sunacağım. Ben yaklaşık son bir haftadır elektrikli diş fırçasını kullanmaya başladım. Bu Oral-B'nin Vitality 100 adındaki 180 liralık bir diş fırçası. Yani ucuz. Çünkü ilk defa kullanacağım için en ucuzlarından biriyle başlamak istedim. Normalde tabii ki manuel diş fırçası kullanıyordum. Manuel mi, elektrikli mi diye sorarsanız aslında aralarında aman uf büyük bir fark yok. Ama elektrikli diş fırçalarının %11 oranında daha fazla plak kaldırdığı deneylerle kanıtlanmış. Yani daha etkili bir diş fırçalama sunuyor sizlere. Daha iyi bir beyazlama ve daha az çürük oluşumu sunuyor diyebilirim. Eğer manuel diş fırçası kullanıyorsanız da dikkat etmeniz gereken tüm fırça kıllarının aynı boyda olması ve uçlarının yuvarlatılmış bir şekilde olması, bu size daha konforlu bir diş fırçalama sağlayacaktır. Fırça kıllarının sık olmasına dikkat edin, bu da önemli. Manuel diş fırçası alırken bunlara dikkat edebilirsiniz. Ben geçen gün markete gittiğimde Banat'ın 2-3 liralık diş fırçaları bile doğru diş fırçası aslında. Onlara bakabilirsiniz. Ben Rux'ın fırçasını kullanıyordum. Bu da bayağı güzel bir fırçaydı. Şimdi bununla yapalım. Çok sıcak Allah'ım. Dostlarım, şimdi dışarı çıktım. Arkadaşımla buluşacağımız yere doğru gidiyorum. Maskemi de indirdim. Bu YouTuber şeydir ya, hani çok kalabalık değil, maskemi indirdim. Beni duyamazsınız, hemen maskemi indiriyorum falan. Arkadaşımın yanına doğru gidiyorum. Sonra arkadaşımla kafede oturacağız büyük ihtimalle. Kafede oturduğumuzda tekrar beraber olacağız. Şu an kafeye geldik arkadaşım, ama burası çok kalabalık olduğu için ben biraz utanıyorum. Biraz değil, bayağı utanıyorum. O yüzden dışarı çıkınca görüşürüz. Dostlarım, güncelleme vakti geldi şu an. Canım arkadaşımla birlikte Mac'e gidiyoruz. Acıktığımızı fark ettik. Zaten saat 9 falan oldu. Klasik bir yaz günü aslında. Bir kafeye oturmalı. Sonra hava serinleyince güzelleşti. Bir yemek yemeli. Güzel bir yaz günü diyebiliriz, ama artık bir influencerlar gibi gezmek istemiyor muyuz? Bir deniz, bir plaj, bir havuz istemiyor muyuz? Tabii ki istiyoruz, ama olsun. Ve hala şunu aşamadım. Gerçekten insanlar varken video çekmek çok garip geliyor. Bir böyle garip bakışlarla yürüyorum. Bunun sebebini asla anlamasam da. Aydın, hadi aşalım bunları artık. Her neyse, Mac'te görüşürüz. İlk önce şunu belirtmeliyim ki son güncellemenin üzerinden 2 gün geçti. Bunun da sebebi şu şekilde. Ben bu korona günlerinde psikolojik olarak dışarı çıktıktan sonra her gece böyle ateşleniyorum, halsiz hissediyorum. Bir şeyler oluyor yani. Ve cumartesi günü arkadaşım dışarı çıktıktan sonra
ateşim çıktı. Sadece bir gece sürdü ama neyse ki sabah iyileştim. Ama o günde güncelleme çekmek istemedim. Çünkü TYT ve AYT sınavlarınız vardı. Umarım TYT ve AYT sınavlarınız muazzam geçmiştir. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu TYT, AYT sonrasında AYT bittikten sonra o gece akşama kadar 30 abonem koştu gitti, çıktı gitti. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Mustafa Sandal'ın da dediği gibi azara kadar değil mezara kadar gelirim seninle fizana kadar. Ey gidi ey, ne oldu, ne koşa koşa gittiniz, nereye gittiniz? Her neyse, şaka yapıyorum tabii ki. Bu tamamen sizin tercihiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, eğlendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Beni sevdiyseniz, bana destek olmak isterseniz, benimle muazzam bir arkadaş grubu olmak isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda tekrar buluşabiliriz tabii ki. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.